Evet. Son Buradaki derece bayanda güzel. Da işte elde ilgili bir ödem, lenf ödem. Özellikle lenf ödem elde, özellikle meme ameliyatından sonra veya koltuk altı ameliyatlarından sonra lenfatik drenajın, lenfatik sıvının dökülmesinde sorun olan zamanlarda kol şişmeye başlıyor. Hı hı. İşte biz de onun terapisini yaptıktan sonra, tedavisini yaptıktan sonra şişmeyi azaltıp sosyal hayata hızlı dönsün diye bu şekilde ürünler veriyoruz. Aslında burada ürünlerimiz var. Bu el içinde galiba. Bu el için hocam. Elde demin bir ben. Bakın lenf ödem çorabı şeyi olduğu için eldiveni. Bu da düz için. Örgü ve arkadan birleştirme. Arkadan birleştirme. Hocam bu neydi? Bu da aynı şekilde kola takılıyor ve parmak çıkıyor. Ucunu kola mı doluyoruz? Deneyebilir misin? Sana küçük gelebilir bana mi? Bana küçük gelir hocam. Sana küçük gelebilir. Peki. Murat Bey'e deneyebilir. Murat Bey'i alalım tekrar. Şöyle oturtturalım Murat Bey'i o zaman. Murat Bey bugün konu mankenimiz oldu. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Kerim hocam şu biraz o da hocam kol için. Bu da kol için. Bandaj bilek olayı. Yani değil mi? Mesela el ve onu da isterseniz deneyelim. Önce bunu deneyelim. Evet, bu ondan da lenf sonra... ödemin ileri döneminde aynen bacakta yaptığımız gibi hiç esneme yok. Ve gittikçe azalma var. Hı hı. Bakın yalnızca bu sabit tutmaz. Biz terapi ve ilaç terapisi zaten veriyoruz bu arada hastaya. Ve bunu gittikçe daraltıyoruz. Biz bu arada slaytı değiştirelim arkadaşlar. Sağ olun Murat abi. İşte bu kolla ilgili nasıl verebiliyoruz? Bakın burada var. Omuza bile var. Evet, el var. El bileği var. Omuza kadar çıkıyor. Omuzda nasıl durduğuna dair tek tek ayrıntılı verilmiş. Bir sonraki slayt. Burada da el bileği için parmaklara kadar nasıl verdiğimizi gösteriyoruz. Evet, bir sonraki slaytımız. Gösterebilir miyiz? Bakın takılı hali böyle oldu. Murat Bey'in bileğini bir gösterebilirsek. Evet, Murat Bey'in bileğini bir görelim. İçini de çevirirsek şöyle. Şöyle yapalım isterseniz. Evet, nasıl Murat? Rahat mısın? Şimdi normalde Murat'ın şeyinde şişlik var diyelim el bileğinde. Herhangi bir travma oldu, trafik düştü kazası mesela, oldu. Lenf ödem oldu. Ve burada ya da herhangi bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra lenf drenajı bozuldu. Orada bir şişlik var. Ve biz bunu sardıktan sonra terapiye devam ediyoruz. Ve gittikçe daraltıyoruz onu. Tabii ki. Gittikçe daralttığımız zaman birkaç seans sonra artık normal bir şeye gelmeye başlıyor. Peki çıkardığımızda? Ne zaman, çıkardığımız zaman hemen eski haline gelmez. Yani hemen şişmez. Birkaç normal hayatına devam eder. Arada bir sanki hani bu saç diplerini boyama demiştiniz ya siz. Evet. Arada bir gideriz. Aralıklı. Tekrar bir sararız. Tekrar normal haline gelir. Aralıklı bir şekilde kullanılabilir. Tekrar evet. Tekrar kullanılabilir. Bir kere kullanıldı diye bırakmayacağız. Hocam bunları nasıl yıkayacağız süremiz bitmeden? Evet, bunları nasıl yıkayacağız? Bu da çok önemli. Bunu bugün sabah mesela giydik. Evet, gündüz işimiz de var. Evet. Dolaştık. Ayakkabı giydik. Ayakkabı giydik. Terlediniz, terlemediniz hiç fark etmez. Kirlendi, kirlenmedi hiç fark etmez. Bunun bu esnekliği ve geçirgenliği ve kalitesini sağlamamız için özellikle akşamları onu da takalım hocam. Yatmadan bir yandan önce da bunu çıkarıyoruz ve soğuk veya ılık sabunlu suyla, el sabunu ile yıkıyoruz ve düz kurutuyoruz bunu. Masaya böyle düz koyuyoruz. Asmıyoruz bunu yani. Bu şekilde mandalla asmıyoruz. Asarsanız bu basınç ve elastikiyet bozulur. Düz kurutuyorsunuz. Yatay koyuyoruz. Kaloriferin üstüne koymuyoruz. Hiç koymuyoruz. Kendine sabaha kadar zaten kuruyor. Sabah tekrar aynı şekilde giyiyoruz bunu. Ve önerimiz hastalarımıza en geç 2 günde bir yıkamak. En geç iki günde. Eğer kurutabilirim derse her gün. Ben genelde her gün diyorum. Evet. En kötü 2 günde bir bunun bu şekilde yıkanması lazım. Amaç temizliği için değil. Bana şunu kimse söylüyorlar. Yani hocam bizim çorabımız kirlenmiyor ki. Kirlenmesi değil, esnekliğini koruması için buna gerek var. Giyerken deri de ıslak olmayacak değil mi? Ayağımız nemli olmayacak, olsun, kuru olmayacak. Kuru olacak. Kuru olacak. Ve onu da buradan vurguluyorlar. Çorap giymede bazen hastalar... Bu normalde Murat Bey'e ölçülerek yapılan bir lenf ödem değil. Biz yalnızca demo amaçlı rica yapıyoruz. Rica ettiğiniz için şu evet, anda bizi olsun. Kırmadı. Burada önemli olan pot olmaması, kırışıklık olmaması değil mi? Yine evet. Aynı. Katlanmayacak. Aynı sistem olarak devam evet. Ediyor. Bacak ve koldaki giyme şekli yine aynı. Hiçbir hocam, şekilde kat olmayacak. Hocam meme kanseri ameliyatlarından sonra veriyorlar mı? Veriyorlar. Ben hani hiçbir hastada çok da sık gördüğümü veriyorlar. Düşünmüyorum aslında. Veriyorlar ama mesela kontrol edilmesi lazım. Bunu bir kere verdin hadi ömür boyu değil. Bunun devamlı kontrol ve çaplarının ölçümüyle gelişmesin beraber verilmesi lazım. Gelişmesin diye de mi veriyorlar? Yani lenf ödem tabii, gelişmeden. Gelişmesin diye de veriyorlar. Yani geliştikten sonra değil gelişmesini önlemek için de veriliyor.